hakkında bir, yani orada bir operasyon yapıldı. Evet. Ardından geldi, indirecek mi indirecek falan diye beklenirken tabii ki indirmedi, indiremedi. Bir süre böyle İndiremez devam dedi. İndiremez. Şu anda da indiremezdi. Şu anda da işte tam da onu söyleyeceğim. Yani biz... Bu tamamen siyasi baskı. Biz 8 ayda, 8 oldu. Kasım'dan bugüne 3 tane Maliye Bakanı değiştirdik. Berat Albayrak. Evet. Sonra Naci Ağbal geldi. Özür dilerim. Önce Naci Ağbal geldi. Berat Albayrak 6 Kasım'da gitti. 6 Kasım, 8 Kasım. Hı. Şimdi Berat Albayrak şeyi bıraktığında, bakanlıktan ayrıldığında yanlış hatırlamıyorsam döviz 7.60 civarında, 7.60 civarında, 8.40 civarındaydı galiba. Bir daha bakmam gerekiyor. Faiz ise %10.5 düzeyindeydi. Yanlış mı hatırlıyorum? Bana öyle bakıyorsun. Ben de hatırlamaya çalışıyorum. 8.48 değil miydi? Şu an hemen iktisatçı arkadaşım var. Masa başında izliyordur. Naci Ağbal geldikten sonra faiz... Naci Ağbal gelmezden evvel, evet. Berat Albayrak'ın son döneminde faiz %10.5'ta, 10.5'a 10'a düşürülmüştü. Evet. Döviz ise yine yanlış hatırlamıyorsam 8.40'lara kadar tırmanmıştı. O seviyelerdeydi. Sonra Naci Ağbal geldi. Bu 6.50'ye kadar geriledi. Ama o arada Naci Ağbal ne yaptı? Faizi %19'a kadar çıkardı. 18-19'a kadar çıkardı. Naci Ağbal bıraktığında bu seviyedeydi. Şimdi Şahap Kavcıoğlu'na geldik. Şahap Kavcıoğlu döneminde dolar Berat Albayrak seviyesine doğru hızla ilerliyor. Faiz yine aynı sabit durumda. Naci Ağbal'ı aldığında 7.25'e kadar düşmüştü dolar. Biraz Naci daha altta değil mi? 6.80'e kadar gerilememiş miydi? Öyle. Ondan sonra fırladı. Fırladı, evet. Yani dolayısıyla biz bu Kasım'dan bu yana yaklaşık ne kadar geçti? 10 aya yaklaşıyor. 10 ay içerisinde bakan değişimlerini, Merkez Bankası Başkanı görevden almalarının sonucunda ilk Berat Albayrak'ın istifa ettiği noktanın da gerisine düşmek üzereyiz. Çünkü en azından o zaman faiz %18 değildi. Yani dolarla ilgili, evet, dolar bugün de yüksekti ama orada da dolardaki fark 1 liranın altına düştü. Yani yarım lira falan düzeyine geriledi. Dolayısıyla bütün bu süreci şimdi insan düşünmeden edemiyor. İyi de biz o zaman bu 10 aylık süreci ne uğruna geçirdik? Yani Naci Ağbal geldiğinde, Naci Ağbal'la ekonomi Merkez Bankası'nın çizgisi idare edilmiş olsaydı, tutumu sürdürülseydi, bugün kanaatim o ki belki dolar bu kadar yükselmeyecek, güven uyandıracaktı. Faiz de belki bugünün daha da altında bir değere erişebilecekti. Ama iktidar bu herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de kendisinin en önemli ekonomist olmasına bağlamasından geliyor. Türkiye'de faizi enflasyonun sebebi gösterip ısrarla bütün Merkez Bankası başkanlarına faizi düşürme baskısı yapmasına ileri geliyor. Faizi düşürme baskısı yaptı ve bugün piyasa da üstelik beklemediği halde, piyasa beklemiyordu, aynı tutar deniliyordu, beklemediği halde faizi düşürdü, doları zıplattı. Ben artık şöyle düşünmeye başladım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dolarla ilgili görüş belirttiğinde faizle ilgili faizi düşüreceğiz ya da arttıracağız demiyordu, düşüreceğiz diye görüş belirttiğinde sanki bunu önceden hissedenler var. Sanki bunu öngörenler var. Yani birdenbire dolara bir hücum, tıpkı Altına Hücum filminde olduğu gibi dolara bir hücum yaşanıyor. Ve bu neden, bu nasıl oluyorsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının hemen arkasından meydana geliyor. Evet, yani her şeye hazırlıklı olmak lazım ve hayal gücümüzü biraz çalıştırmamız gerekiyor. Bu söylediğin her şey mümkün tabii ki. Yani çünkü Cumhurbaşkanı'nın bütün sözlerinin piyasalar üzerinde, Türk lirasının değeri üzerinde etkisi var, etkisi oluyor. Bu arada arkadaşlarım hatırlattı. Merkez Bankası Başkanı 2 ay önce faiz enflasyondan düşük olmayacak. Ama ondan sonra çekirdek, yani çekirdek manşet, güncelledi, evet, manşet evet, enflasyon evet. Değil çekirdek enflasyon dedi. Tabii bir de öyle bir güncelleme yaptı. Tabii öyle bir güncelleme yapınca onun da faizlerin, politika faizinin düşeceği. Ama bu arada fail bulundu, bulunacak. Yani aslında fail faiz değil, fail kötü yönetim değil, fail Cumhurbaşkanı'nın faiz sebeptir enflasyon sonuç tezi değil, fail 5 zincir market. Zincir market, evet. Ama burada talihsizlik şu, bunlardan en az 3'ü AK Parti döneminde zincire dönüştüler. BİM özellikle, marka vermeyelim bari. Evet, isim vermeyelim, o da vermemiş çünkü. O da vermedi. O da vermemiş. 5 tane zincir market, bunlar piyasada fiyatları, evet. Etiketleri, toplu alım yoluyla. Evet, toplu alım yoluyla
kontrol ediyorlar. Yani bir tekelci kapitalizm eleştirisi yapıyor Cumhurbaşkanı. Tabii bu burada hep işte yansıtma yapıyor. Yani ekonominin kötü yönetimi değil, zincir marketlerin bir adeta kartel oluşturmuşlar. Fiyatları bunlar tayin ediyor demeye market getiriyor. Lobisi. Yani bir kartel. 5 tane zincir. Ama bu lobi aynı zamanda 5 bir araya geliyor bunlar. Evet. Kendi aralarında bir zincir oluşturuyorlar. Evet sanki. Yani o zaman da tamam küçük esnaf rekabet etsin, daha ucuza satsın. Ama, bu ama mümkün oluyor mu? O geçen demek sene de kabzımal lobisi vardı. Demek ki o zaman da işte patates ve soğan şey yapılmıştı. Haller basılmıştı. Evet. Patates ve soğan depoları basılmıştı. Şimdi tabii. Yani bu burada bir aslında yine aynı çaresizliği görüyoruz. Ve sanki etiket, fahiş fiyat etiketleri diye bir düşman yarattı bu. Yani Don Kişot'un değirmenlerle savaşına benziyor. Yani fahiş fiyat etiketleriyle savaşıyormuş. Sanki o fahiş fiyat etiketleri kendi kötü yönetiminin eseri değilmiş gibi. Değilmiş gibi, evet. Yani bunun istediği şekilde, Cumhurbaşkanı'nın istediği şekilde algılanacağı ve bu yönde bir siyasi sonuç üreteceği kanaatinde değilim. O gücünü kaybetti ama. Uzayıp giden iktidarlarda böyle bir şey yaşanıyor. Yani söylem de gücünü yitiriyor ve etkisi olmuyor artık. O gücünü de kaybetti. Bir de şu var, yani insanlar gerçekten yani yakıcı bir yoksullukla karşı karşıya. İşsizlik, yoksulluk dalgası ve enflasyona bağlı aynı zamanda paranın hızla değerini kaybetmesiyle birlikte alım gücünün düşmesi tehdidi de karşı karşıya. Pazara git. Ya şu an başlı başına bir kira meselesi var. Bunu geçen konuşmuştuk. Kira meselesi var. O insanlara bir darbe indirdi. Öte taraftan pazarda alışveriş için pazara gittiğinizde az önce senin söylediğin bir şey mi söyleyeceğim? Yok yani bunların sonucunda da zaten yeni sanki bir din anlayışı uyduruldu. Geleceğim oraya. Gelmeden önce bir canavar yaratıldı. Yani bütün bunların sorumlusu aslında siyasi iktidar değil. Zaten orada da başka bir izah var. Cumhurbaşkanı aslında haberi yok. Etrafı sarıldı. Yani kuşatıldı. Hani bugüne kadar öyle bir idare ettiler ama şimdi belli terör örgütleri deniyordu. O da ondan da geçtik. Artık terör örgütleri de işe yaramaz oldu. Çünkü terörist enstrümanı da boşa çıktı. Şimdi artık belli hayali canavarlar var. Hayali toplum üzerinde tehdit yaratan, aslında hükümeti yönetecek de, aslında Türkiye'yi refaha ve düzlüğe çıkaracak da onların buna engel olan canavarlar var. Ne bu canavarlar? Geçen sene kabzımalılardı. Ne bu canavarlar? Halcilerdi. Ne bu canavarlar? Adeta şeyler basılarak bu depolar basılarak sanki örgüt mühimmatı gibi patates ve soğanlar ele geçirildi. Haber evet, pancarlar ele geçirildi. Bunun karşısında belediyeler seferber edildi. İşte meydanlara satışlar soğan kuruldu. Soğan depolanan bir şey neticede. Tabii ele geçireceksin. Depolanıyor çünkü. Şimdi de toplumun öfkesini, bunca yoksulluğun, bunca işsizliğin, bunca açlığın sonuç olarak toplumun öfkesini marketlere yönlendirecekler. Halbuki marketler bütün bu iktidarın yanlış politikaların sonucunda, tarımda ve başka alanlarda yanlış politikaların sonucunda o etiketi asmak zorundalar. Yani sen yönetemediğin için bu etiket oraya asılıyor. Dolayısıyla şimdi de herhalde market canavarıyla karşı karşıyayız. Programımızın sonuna gene gelmişiz. Gene cümle bitmedi ama 2 dakika almak istiyorum. Çünkü bütün bunların üzerine amin diyelim diyor biri. Bütün bunların üzerine AK Parti, Ordu Milletvekili değil mi? Evet, Ordu Milletvekili 7 Yıldız. Şener 7 Yıldız. Şener 7 Yıldız. Şener 7 Yıldız. İki cümleyle izah edersen sevinirim Kadir abi. Şöyle seçim, 2000, dinin siyasete alet edilmesinin yeni bir örneği ama ben teşbihte hata olmaz. Sanki yeni bir din ortaya çıkıyormuş ya. AK Parti dini. Erdoğanilik gibi bir sanki bir Tayyibi. Şey. Ya da Tayyibilik. Yani Tayyibilik. Yani çünkü sanki Recep Tayyip Erdoğan'a bir kült kişi muamelesi yapılıyor burada. Deniyor ki çok tipik bir cümleyle bitirelim abi, kapatalım. 2020 seçimde de kullanacak her oyun kılınmayan namazdan, tutulmayan oruçtan, gidilmeyen hacdan daha önemli olduğunu söyledi. Yani İslam'a yeni şart getiriyor adeta. Evet. Yani İslam'ın şartı 5 mi? 6. şart gidip AKP'ye oy atmak gibi bir çarpık, aynı zamanda da dehşet insanı dehşete düşüren bir
din anlayışı. Bu kapalı bir kapalı bir toplantıda söylenmiş sözler bunlar. Teşekkür ederim Kadir abi. Evet peki. Teşekkür ederim. Ya bunu örneklere çok karşılaşacağız zaten. Her hafta cümleyi bir türlü tamamlayamıyoruz. Cümlemiz yarım kalıyor. Süreden şikayet ediyorsunuz ama bence...